Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Önlenme durumu var mıdır koroner hastalığının? Önlenebilirliği var mıdır? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var ki, eğer ailenizde birinci dereceden kan bağı olduğunuz insanlarda damar sertliği, yani kalp krizi geçirmiş veya bypass ameliyatı olmuş veyahut da bu anlamda önceden tespit edilmiş hastalığı olan kişiler var ise sizde de olma ihtimali maalesef yüksektir, vardır. Hani bu şöyle bir şeydir, bu eninde sonunda ortaya çıkabilir. Ancak siz alacağınız önlemlerle bunu en azından geciktirebilirsiniz. Bu ne demektir? Örneğin sigara içmezseniz. Sigara. Evet. Örneğin biraz önce söylediğim gibi egzersiz ağırlıklı bir yaşam. Spor yaparsanız, egzersiz ağırlıklı bir yaşam tarzınız olursa, diyetinize özen gösterirseniz, beslenmenize özen gösterirseniz bu olabildiğince geriye çekilebilir. Veyahut da hayatınız boyunca hiç damar sertliğiyle karşılaşmayabilirsiniz. Ama eğer ailede genetik, çünkü %60 oranında etkilidir genetik faktör. Ondan sonraki en önemli faktör sigaradır. Ki sigara içenlerde yaklaşık olarak 30 kat daha fazla gözüküyor. Kalp koroner kalp hastalığı. Örneğin yine sigara içenlerde neredeyse 200 kat daha fazla akciğer kanseri görülüyor. Yani sigara bu çok kadar etkilidir. Rakam. Evet. O sebeple yani yaşam tarzınızı, sigarasız yaşam, dengeli düzenli beslenme, egzersiz ağırlıklı bir yaşam sürdürüyor iseniz bunlar sizin yapabileceğiniz önlenebilir şeylerdir. Diğer bir faktör de yüksek kolesteroldür. Yüksek kolesterol de üçüncü derecede etkilidir. Şöyle ki, bazı insanlar vardır ki kan kolesterol değerleri örneğin 1000-2000'lere çıkan insanlar var. Bu derecede yüksek kolesterole sahip olan insanlar, ki biz bunlara tip 2 hiperlipoproteinemi dediğimiz gruptur. Bu insanlarda gözlemlediğimiz şey bize çok şey öğretti. O da şudur. Örneğin 1500-2000'lerde kolesterol düzeyi, kolesterol değeri olan 10 yaşında kalp krizi geçiren insanlar gördük. 10 yaşında. 11 yaşında bypass ameliyatı yaptığımız insanlar vardı. Düşünün. Dolayısıyla kolesterol bir göz yüksekliği, damar sertliği açısından bir risk faktörüdür. Sayın Karatay hocamız yine burada son derece yanlış bir şey söyledi. Kolesterol yararlıdır, hiçbir zararı yoktur dedi. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeydir. Kendisini her şartta ben ortaya döker ve gösteririm ki kolesterol yüksekliği ciddi bir risk faktörüdür. Ve mutlaka kolesterolle eğer genetik yatkınlıkta var ise, bir de yüksek kolesterolünüz var ise mutlaka kolesterol dengeye sokulmalıdır. Eğer sokulmaz ise eninde sonunda size o bir kalp krizi olarak geri dönebilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.